Evet, hepinize merhaba. Benim, yani bazılarınız görmüştü, eski Türkçe üzerine, eski Türkçedeki türetim üzerine bir kitap yazdım. Yalnız Türkiye Türkçesi üzerine de bu konuda birkaç makalem var. Bir tanesi iş ekine, yani giriş çıkış eki işliyor. Bu ek aslında hem türetim yani hem türetim alanında var hem de çekim eki olarak kullanılıyor. Çekim eki ile türetim eki arasındaki sınır önemli bir sınır. İş eki olumsuzluk ekinden sonra geldiği için bence o fonksiyonlar mesela gelme içine çok sevindim deyince o türetim eki olmuyor, çekim eki oluyor. Yani böyle bir sınır olumsuzluk eklerinden sonra gelen fiil eklerine çekim eklerine şey etmek, mal etmek. Bir de başka bir çalışmam var Johansson Armağan'ında. Orada da edirgenlik ekinin niye edirgenlik ekinden sonra gelemediğini izah etmeye çalışıyorum. Bugün de bütün konuşmam Türkiye Türkçesi üzerinde olacak. Birkaç konu işleyeceğim. Vaktimiz yetince. Profesör Zeynep Korkmaz'ın kitabından başlamak istiyorum. Sayın Profesör Zeynep Korkmaz biliyorsunuz yani hem şeyde Handout'ta Türkiye Türkçesi Grameri'nin 77. sayfasında İnç ekine işliyor. Gölenç, Gülünç, İğrenç, İnanç, Kakınç, Kazanç, Kıskanç falan listeyi görüyor. Onu verdiği listeyi görüyorsunuz. Bundan daha fazla da var. Yani liste tam değil. Ondan sonra bu listeyi verdikten sonra çok tutulmuş olan ilginç sözünün yapısı da yanlıştır diyor. Çünkü ilgin diye bir fiil yoktur. Vaktiyle ilginç, yani bir de dipnot şimdi. Vaktiyle ilginç kelimesindeki yapı yanlışlığı üzerinde Ömer Asım Aksoy'la yaptığımız bir söyleşide kendisi bize korkudan korkunç nasıl yapılmışsa ilgiden ilginç öyle yapılmıştır demişti. Bu açıklamadan ilginçin yanlış bir benzetme, analoji de biliyorsunuz Türkçe'de de var ama Fransızca yanlış ile kurulduğu anlaşılıyor. Çünkü korkunç sıfatı korku isminden değil, korkun fiilinden türemiştir. Kitapta böyle. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz son 100 yıl gibi ya da daha fazla ya da daha az bir süreç dilin yenileşmesi, dilin sözlüğünün söz varlığının, söz dağarcığının yenileşme süreci var. Ve dilciler bir yandan bu dil dağarcığını yenileme işiyle uğraşıyor. Diğer yandan da dilci oluyor. Fakat bence bu iki faaliyeti ayırmak lazım. Yani aynı insanın her iki işi yapması da tabii ki mümkün fakat ayırmak çok önemli. Çünkü bence dil bilim adı üstünde bir bilim dalı ve dil bilimin bence olguları anlatması, tarif etmesi ve anlaması gerekiyor. Ve bu doğrudur, bu yanlıştır demek bence dil bilimcinin görevi değildir. Yani ben bir komisyonda yeni bir kelime teklif edilecekse ben bunu o komisyonda oturduğum zaman da bunu yapalım fakat dili tarif ettiğimde bunu yapmam. Çünkü olanı tarif etmek, anlamak bence dil adamının görevi budur. Şeyde şimdi konuşmacının yaptığını aslında iki tane bölüme ayırmak mümkün. Ben burada bunlara üretim ve yaratım dedim. Üretim, ben bu terimler böyle kullanılıyor mu bilmiyorum. Üretim dediğim
bir yandan hepimiz yeni yeni cümleler yapıyoruz. Durmadan, duruma göre hiç duymadığımız ya da duyup da unuttuğumuz cümle yapıyoruz. Öte yandan çekim eklerini de hep yeni yeni şekilde kelimelere ekliyoruz. Bunları da hatırladığımız için ben mesela amcalarım desem, amcaların kelimesini şimdiye kadar söyledim mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben bu kelimeyi amcaya lar ekini ve ım ekini eklemekle her seferinde yeni yapıyorum, yeniden yapıyorum. Ve konuşmacıların bir faaliyeti bu. Bir başka faaliyet isim yaratmak, yani kelime sözcük yaratmak. Sözcük yaratmak herkes yaratmıyor. Fakat sadece Türk Dil Kurumu'nun da işi değil. Yani her tür insanların, gazetecilerin, yazarların yahut da sıradan insanların, herkesin yarattığı, yeni yeni yarattığı kelimeler var. Bu kelimelerin bazıları tesadüfen ortaya çıkıyor. Bazıları kabul ediliyor, yani kullanılıyor, bazıları unutuluyor. Yani yaratmak dilin merkezi bir görevi olmasa da herkes böyle bir faaliyeti bulunabiliyor. Ve bunu ayırmak lazım. Üretim herkesin, dili kullanan herkesin yaptığı bir faaliyet. Yani bir yandan cümle yaratmak, bir yandan çekimli kelime yaratmak, sözcük yaratmak. Herkes yapıyor bunu. Yeni sözcük yaratmak herkesin yaptığı bir şey değil. Fakat herkes de yapabiliyor. Yani herkesin yapma imkanı var. Ve en basit diyeceğim, entelektüel olmayan insanlar da yeni yeni kelimeler yaratabilir. Şimdi Türkiye'de birçok yerde olduğu gibi bir süreç oldu, dil devrimi oldu. Dil devrimini anlamak sosyolojistiğin görevi, yani sadece grameri anlatan, tarif edenlerin görevi değil. Türkiye'de tabii bir süreç oldu. Çok yerde bir süreçler var. Mesela ne bileyim Almanlar 100 yıl kadar önce Fransızca kelimeleri attılar. Aynı kelimeler Almanca'da, Almanya Almancasında atılıyor. Avusturya veya İsviçre Almancasında kalıyor. Yani Fransızca kelimeler. Rumlar mesela Türkçe kelimeleri yazı dillerinden atıyor. Fakat aslında Atina'ya gittiğinizde konuşulan Rumca'da, Grekçe'de artık isteyeceksek bu dile, o aynı Türkçe kelimelerin çok yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yahut da yani dünyada çok durum, yani sosyolojik durumlar çok yaygın. Norveçliler mesela Danca kelimeleri atmışlar. Ondan sonra Yugoslavya'da Türkçe kelimeler atılmış. Ondan sonra Sırplar bunları geri almış. Bosnalılar Türkleri sevdiklerinden bunları geri almışlar. Yani çeşitli böyle süreçler var. Türkiye'de de çeşitli sebeplerden bazı kelimeler atılmış, girmiş falan. Yeni kelimeler yaratılmış. Yani bunu tarif edenlerin sosyolinguist olması lazım. Şimdi burada iki tane veri var. Hepimizin kullandığı ilginç sözcüğü var. Herkes kullanıyor. Enteresan da diyor herkes, değil mi? Enteresan deniyor mu? Hem enteresan deniyor hem ilginç deniyor. Yan yana kullanılıyor bunlar. Fark, anlam farkı var mı acaba? Yok mu? Var mı anlam farkı? Evet. Anlam farkı yoksa acaba, yani onu da siz söyleyin bana. Ne diye böyle aynı anlamı olan iki kelime yan yana oluyor? Ne diye kullanıyoruz? Bir fikri olan var mı aranızda? Yani bence enteresan kelimesine karşı bir şeylik yok, bir düşmanlık yok. Yani herkes ikisini de kullanıyor gibi geliyor. Bu kelime bence kullanıldığına göre doğru yanlış sorusunun sorulması lazım. Var mı bir kelime? Nasıl türetilmiş, nasıl, yani önemli değil türemesi. Kelime olduktan sonra, var olduktan sonra biz bunu bir veri olarak, olgu olarak kabul edeceğiz ve anlamaya çalışacağız. İki şey anlamamız lazım. Yani burada niye böyle kelimeyi, yani Ömer Aslı Maksoy bu normalde kim teklif ettik kelimeyi, fakat birileri bu kelimeyi yaratmış, nasıl yaratmış, niye yaratmış ve Aksoy
korkudan korkunç ve ilgiden ilgince karşılaştırınca ne demek istemiş, ne hissetmiş, ne düşünmüş. Yani bizim görevimiz bir yandan bunları bir kere dil verilerini algılamak, öte yandan da bunları yaratanların kafasında neler olup bitmiş, bunu anlamaya çalışmak. Fakat yanlış doğru bence yerinde olmayan bir şey. Yani belirli politiki atıfan başka bir sebepler olabilir, önemli değil. Yani bizim o sebepler, politik sebepleri anlamamız gerekebilir. Fakat yine yanlış doğru, yanlış bir yönden. Evet, burada birkaç tane konu var. Bir tanesi yanlıştır diyor. Yani bunu atalım mı demek istiyor, bunu ben anlayamıyorum. Yani bunu kullanmayalım demek istiyor, belli değil. Bir yandan öyle, ikincisi yanlış bir benzetme, analojiyle kurulduğunu söylüyor. Analoji dilde son derece önemli, olumlu bir şey. Çocuk, bebek analoji yoluyla konuşur. Çünkü çekim eklerini mesela, ne bileyim, masalar kelimesini duyduktan sonra kendisi iskemleler kelimesini yaratacaktır. Çünkü masalar kelimesinde çoğul ekin olduğunu anlayınca analoji yoluyla aynı eki başka durumlarda kullanacaktır. O yüzden analoji olmadan dil yoktur diyeceğim. Dil öğrenilemez ve bütün dillerde analoji var. Her zaman analoji işler ve analoji çok önemli, merkezi bir güçtür dilde. Şimdi ben masalar, iskemleler falan derken çekimden bahsettim. O tabii ki öğrenilecek olan bir şey. Fakat analoji sonucu olarak mesela küçük örnekle perşembe kelimesini yazdım ben buraya. Penç şembeden geliyor. Penç beş demek. Perşembe çarşambaya analoji yoluyla benzetme yoluyla yaptı. Yaratılmış bir kelime. Çarşamba, perşembe, yani burada hem re gelmiş buraya, hem de ses uyumu var. Çarşamba, şamba, birisi başamba, birisi şamba. Şimdi niye şamba, niye şamba? Farsçanın aslında sesi ortalarda bir yerde. A-E gibi arasında ve Türkçe'de, Arapça'dan gelen alıntılarda olduğu gibi zaten bu E'yi ya A ya E diye anlamak mümkün. Burada ses uyumuna göre çarşamba, perşembe demişler. Yani sadece iki, analoji burada sadece iki kelime, yani bir kelime de kalmış. Fakat yine de benzerlik var. Çarşamba, perşembe benziyor birbirine ve bir devamında bir şey var. Analoji yoluyla biz bunu sonuç, yani sonucunu kabul ediyoruz. İlla da perşembe demektir demiyoruz. Fakat bundan, yani bunun gibi örnekler bütün dünyanın bütün dillerinde çok, yani sözlük içinde de, sözlük dağarcığının içinde de analojiler çok ve analoji yoluyla kurallar, genel dil kuralları daha eşit oluyor. Yani gramer basitleşiyor. Analojinin en önemli görevi bu. Yani analojiyi yanlış yine saymak ilginç bir görüş. Şimdi korkunç sıfatı diyor, korkulmaktan geliyor. Korkulmak diye bir şey yok. Yani biz korkunç derken korkulmak diye bir kelime düşünmüyoruz, korkmak kelimesini düşünüyoruz. Zeynep Hanım, yani ben şimdi bunu Zeynep Hanım'ı şey etmek için, takip etmek için söylemiyorum. Bunu, yani bu paragrafı bazı noktaları anlatmak için kullanıyorum. Korkulmak fiili eski Türkçe'de var. Yani eski Kaşgar adında var. Eski Uygurca'da da var. Yani korkunç kelimesi zaten o zamandan beri Türk dillerinde bulunan bir kelime. Ve eskiden korkunç fiili varmış. Fakat başka önemli bir nokta bence eş zamanlı ve art zamanlı izahı ayırmak. Çünkü biz korkunç kelimesini söylerken yahut da gülünç derken mesela gülünmek diye bir fiil de yok. O
yüzden gülünç fiilini gülünmek fiilinden getirmek de mümkün değil. Yani biz şimdi konuşmacı olarak her insan konuşurken dil kelimeler arasındaki ilişkileri duyuyor, biliyor ve hissediyor. Yani bizim dil bilgimiz sadece gramer kuralları değil, sadece söz dağarcığı da değil, söz dağarcığının içindeki ilişkileri de düşünüyoruz, biliyoruz ve bu ilişkileri de bilgimizde kullanıyoruz. Gülünmek fiili yok mu? Gülünmek fiili var galiba. Gülünmek fiili var mı? Var. Var hocam. Gülünmek. Ne demek? Olabilir. Hepsi var mı? Anladım. Nasıl yani? Gülünür. Düşünelim yani o gülünmek ne demek? Yani kendi yani iç içe gülünür yani. Gülünür yani. Evet. Edilgen yap hocam. Dönüşlü değil. Dönüşlü değil. Ha. Gülünür. Orada da çok gülünür. Orada çok gülünür anlamında. Fiilin tabanı L olduğu için. Evet. Evet. Yani L'ye geliyor. Bir tek bir. Yine bence gülünç gülünmekten gelmiyor diyeceğim. Çünkü edilgenlik anlamı gramere ait olan bir şey. Yani bu odada çok gülündü deyince impersonal zaten. Edilgen değil hocam galiba. Edilgen değil, impersonal. 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 Gramatik bir fonksiyon bu. Yani söz dağarcığının içinde olan bir şey değil. Gülünmek diye bir fiil semantik bakımdan, yani bu da önemli bir fark. Grameri ayırmak lazım. Ben zaten önce iş ekinin bir yandan gramerde olduğunu, yani çekimde olduğunu, öte yandan da türemede olduğunu söylemiştim. Yani aynı ek ikiye ayrılmış, iki kısma ayrılmış. Bir yandan türemede eskiden de varmış. Bütün Türk dillerinin, yani Türk dillerinin herhalde hepsinde var. çekimli olarak kullanılması, Türkçe'de var mesela, Özbekçe'de var, Uygurca'da var, fakat kuzeydeki Türk dillerinde yok. Yani eklerin bazen türemeden çekim eki alanına girmesi yahut da tersten çekim alanından türetim alanına girmesi durumu oluyor. Ve bu ek, iş eki çekim alanında oluyor. Aynı şekilde gülünmek tabii ki her fiilin enfeksiyonel olarak kullanışı olacaktır. Bu bakımdan hatırlanması gereken bir şey değil. Yani çok o partide çok gülündü deyince otomatik yani biz bunu cümleyi yaratırken yapıyoruz. Fakat bunu bence sözlükte vermek, yani bunu başka bir soru yine sözlüğe almak yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Yine bu da ilginç bir soru. Başka ilginç bir soruya geldik. Sözlüğe neleri almak lazım? Acaba bütün yani gülünmek fiili sözlükte olmalı mı? Olmamalı mı? O da açık ilginç bir soru. Bence olmalı. Başka burada dönüşü olmayan size sorayım. Basınç var. Basınmak nasıl oluyor? Basınmak var mı? Sapınç var. Ürkünç. Aberasyon. Sapınç. Evet. Ürkünç kelimesini kullanıyor musunuz siz? Hayır. Sadece reklamda geçiyor hocam. Efendim? Sadece reklamda geçiyor. Ben de ilk defa bir reklamda duydum. Seni çok işte öyle olan, değil ama ben internette aradım. Ürkünç bir film. Ürkünç. Konuşma dilinde var çünkü. Yazı diline henüz geçmemiş bir kere. Anladım. Ben internette aradım bazılarını. Ürkünç bir film yerde geçiyor. Yani farklı değil. Hepsi yok ortada. Bazı, o da başka bambaşka bir soru. Bazı kelimeler dil kurumunun sözlüğünde olabiliyor. Bazıları olmuyor. Fakat şeyde aramışlar. Birinin veya birkaç kişinin yeni yeni kullanmaya başladığı bir şey olabilir ama ürkünç kelimesi ben bu zamana kadar yani birkaç ay öncesine kadar hiç duymamıştım. Evet. Ben hangi kelime sormuştum size? Yalınç diye bir kelime duymuşsunuz değil mi? Şimdi ben şöyle diyeceğim. Sözlük bir belli yani dil kurumunun sözlüğünü yaratanlar belirli kelimeleri kabul etmiş yahut da eklemiş. Fakat demin dediğiniz yani birileri birilerine bir şey yazarken
mail yazarken ya da herhangi bir şeyler var, bloglar falan var. Ürkünç kelimesini kullanmışsan bence hakiki bir dil verisi bu. Çünkü biri yaratmış bunu. Evet. Hocam aslında o anlık üretim sonucu ortaya çıkmış. Ve daha sonraki aşaması gelenekselleşme. En son aşama ise sözlükselleşme. Sözlüğe girme sürecine yani sözlüğe girebilir hocam. Şu anda gelenekselleşme aşamasında da diyebiliriz bakma. Anlık üretim sonucunda oluşmuş bir yapı. Ben de demin söylemiştim. Bazı kelimeleri hepimiz bazen yaratıyoruz. Kabul ediliyor veya edilmiyor. Yayılıyor, yayılmıyor. Ya da belirli gruplarda yayılıyor. Belirli modalarda, modalar çerçevesinde yayılıyor. Ben seni ürkünç bulanlar varmış. Başka cümle. Ben çok aramadım. Sabah yaptım zaten. Ben bunu unuttum. Sabah yaptım. İnanmak fiilinden inanç var hocam. Tabii. Şimdi ilim yaptı. İnanmak fiili. Çok var. Yalnız ben bütün NC ile biten isimlerin hepsinde neyli bir şekilde bir fiil olmadığını söylüyorum. Yani benim iddiam bu. Şimdi inanmak fiilinden tabii ki var. Çok bunların birçoğunda mesela usanmak var, sevinmek var, kıskanmak falan birçoğunda var. Dayanmak yani direnmek birçoğunda ne var ya sadece ne var. Mesela ne bileyim imrenmek var, imremek yok. Fakat bazılarında da bazı neçeli kelimelerde çünkü Zeynep Hanım diyor ki ek çeydir diyor. Çünkü neyli tabanları geliyor. Benim burada demek istediğim yani neyli tabanın ortada olması gerekmiyor. Neçeli kelime olabiliyor. Böyle bir taban neyli bir fiil tabanı olmasın da ben bunu söylüyorum. Şimdi sizin dediğiniz bazıları kullanmıştır. Bence benim için ilginç olan herhangi birinin böyle bir kelimeyi yaratması bazıları bazı kelimeleri yaratıyor. Niye yaratıyor, nasıl yaratıyor? Yani bunu da anlamak lazım. Yaratıyorsa ne biçim kelime yaratıyor? Yani o da ilginç. Bence o bakımdan ilk yani en önemli biri yani bloglar falan, internet şeyse araması. Orada çok şey, malzeme bulunabiliyor diye. Evet. Hocam bu konuda benim çok sıkça verdiğim bir örnek var. Çaysamak örneği mesela. Susamak, vücudun suya ihtiyaç duyması, istem dışı gelişen bir şey. Yani su istemek değil, vücudun istem dışı olarak suya ihtiyaç duyması. Çaysamak ise vücudun çaya ihtiyaç duyması mesela. Çay istemek değil. Burada aslında anlık üretim mekanizması devreye girmiş. Ve konuşucu isten dışı kendisinde olmadan bilinçsiz bir şekilde bu kelimeyi türetmiş hocam. Ve bu daha sonra toplum geleneğine yayılmış yani gelenekselleşmiş. Aslında bunun sözlüğe alınması lazım ama alınmamış mesela. Böyle örnekler var. Anlık üretim mekanizması sonucu oluşmuş. Yani kullanıcı böyle bir fiil ihtiyaç duyuyor ama söz varlığında, zihinsel söz varlığında bu sözcük yok hocam. Bunu bir şekilde karşılayacak. Şimdi çaysamak diye bir şey söylerse bile hepiniz anlayacaksınız da demek istediğini. O bakımdan yani su da ısıvı, çay da ısıvı. Siz çaysamak dediniz demek istediğinizi hemen anladım. Ve bu da önemli. Yani semantik bir bağlantı olması lazım. Ve konteks de var tabi. Bu şekilde kelimeler yaratılıyor. Yani ben demek istediğim herkes kelimeler yaratılıyor. Bunun için Türk Dil Kurumu gerekli değil. Yani bir komisyonların falan da olması gerekli değil. Çaysamak kelimesi anlayamadım. Kullanılıyor mu şimdi? Kullanılıyor hocam. Evet. Evet. İşte evet yani böyle bir kelime yaratmış. Biraz mizahi ama yani şey. İşte mizahi biraz ama mizahi ama kullanıcı mizahi olması kötü bir şey değil. Değil hayır yani bunu söylemiyorum. Hayır. Ama herkes tarafından yerleşmiş bir kelime değil. Kullanılan yerleşmiş bir kelime değil ama kullanıldığı zaman anlaşılıyor. İşte zaten ilginç olan kullanıldığı zaman özellikle budur. Kullanıldığı zaman anlaşılır yani. Tabii. Anlık üretim olması bunu gerektirir. O da önemli bir veri. Evet. Kullanılınca anlaşılması yine konuşanın belirli bir kafasında olan belirli bir bilgiye dayanıyor. O da önemli bir veri. Aslında hocam burada anlık üretim ve uydurma ayrımı yapmak gerekiyor. Anlık üretimler dilin çekim kurallarına uygundur ve konuşur, dinleyicilere de anlaşılır. Ama uydurmalar böyle olmayabilir hocam. Uydurmalar anlaşılmayabilir bazen ama anlık üretimler muhakkak anlaşılır. Yani dediğim gibi dilin kurallarına uygundur. Evet. Uydurma kelimesi konusunda şeyin bir yazısı var. Verbo'nun bir yazısı var. Uydurmak fiili de uymak fiilinden türetilmiş. İlk anlamı da bir şeyin uymasını sağlamak imiş de anlamı değişmiş.
Yani anlamların değişmesi de yine dilde görülen bir olgu. Onu da veri olarak alıp yanlış dememek lazım. Çünkü demek uydurmak bir ihtiyaç varmış. Uydurmak zaten başkası denir. Yani uydurmak... Her iki anlamı da var. Yani uyumasını sağlamak da var. O da öyle. O da öyle. O da önemli. Çünkü uymak fiilinden uymak fiiline ettirgen ekini eklemek her zaman yeniden yenileşecek olan bir süreçtir. O bakımdan şeyli fiillerde de çok var bu. Yani karşılıklı anlamlı fiillerde bir taraftan anlam kayması oluyor. Öte yandan yeniden asıl anlamıyla yaratılabiliyor. Yani paralel olarak kaymış anlamlısı var ve morfolojik bölüm yani şeffaf anlamı da var. Yani uydurmak anlam bakımından şeffaf değil. Öteki uydurmak uymak fiiline bağlı. Yani şeffaf demek bence faydalı bir fiil. Yani yenilenmiş oluyor ettirgenlik. Fakat önemli olan yine uydurmak Türkiye Türkçesinde başka bir fiil var mı uydurmak içeriğine? Ben düşünemiyorum. Yani kafadan atmak. Atmak aslında var. Aslında atmasyon var hocam. Atmasyon var son zamanlarda. O da ilginç bir yer. Atmasyon o kadar son zamanlar değil. Atmasyon yani ben sizin yaşınızda olduğumda da vardı. Atmasyon gibi bir şey. O da tabii. O da yani şey olarak, mizah olarak ortaya çıkmış ama tabii. Yani mizah da dilin normal ve bütün dillerde, bütün toplumlarda olan bir fonksiyonu. Yani mizahın da dilde bir yeri var tabii. O bakımdan mizah şekilde kelime yaratılması bakımından önemli bir kaynak diyeceğim. Örnek olsun diye söylüyorum yerine bugün atıyorum. Onu geçeceğim ben, atıyorum onu geçeceğim. Evet, burada da siz de atıyorum onu geçeceğim ben. Evet. Atıyorum çok önemli. şimdi şöyle. Şeyi ayırmak istiyorum ben. Etimoloji ile dil yaratma gücünü yani korkulmak fiili tabii ki kaynağı korkulmak yani korkunç fiilinin kaynağı korkulmak fiili olabilir çünkü eski Türkçeden gelmiş bir fiil fakat konuşmacı yani Türkçeyi kullanan toplum eski Türkçe bilmiyor o yüzden korkulmak fiilinin eski Türkçede olmuş olması hiçbir önemi yok faydası yok konuşmacının kelimeye neye bağladığını düşünmek lazım. Bence korkmak fiiline bağlıyor. Evet. Sapınç kelimesini duymamışsanız da herhalde sap. Yani sapık var zaten. Sapıkın bir özelliği sapınç oluyor. Yani aberrasyon hem şeyde var aslında. Aberrasyon şeyde oluyor. Işık ışınların herhangi bir sebepten sapması falan onun sapınç diyormuş. Yani şimdi tabii ki bir yandan mizah dedik, öte yandan mesleki terimler var. Onları tabii ki bilemeyiz fakat onlar da belirli bir, yani onların da faydası var. Ve o mesleklerde olanlar sapınç kelimesini ışınların herhangi bir sebeplerden biliyorsunuz şeyleri, bilmiyorsunuz belki de şeylerin, yıldızların yanından geçerken sapıyorlar uzayda. Yahut herhangi başka sebeplerle de sapıyorlar. Fakat psikolojide kullanılıyor galiba. Belirli terim alanlarında kullanılan terimler de tabii ki dilde vardır. Hepimiz kullanmıyoruz ama onlar da küreme ve birileri bunları teklif etmiş. Yani yine kullanışlar. Onlar da ya kullanıma girer ya da girmez. Yani o mesleki insanlar da bazen kabul edecektir veya etmeyecektir. Yani aberrasyon demeye devam edebilir. Belki devam edip ediyorlar bilmiyorum. Belki de aberrasyon diyorlar. Şeyler biliyorsunuz. Doktorlar o ecnebi terimleri kullanmasını çok seviyor. O bakımdan belki de bu şeyleri kullanmıyorlar. İstenç. Kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsunuz. Farklı terim olarak kullanılıyor. Efendim? Terim olarak falan kullanılıyor yani psikolojide. İşte yani fark yani bazı kelimeler genel bir şekilde kullanılmaz fakat o da eğer herhangi birileri herhangi bir şekilde yazılı olsun sözlü olsun kullanıyorsa onu da anlamak yani burada kullanılıyor kullanılmıyor konusuna girdik bu da yine bütün toplumlarda olan bir şey toplumun bir kısmı kullanır bir kısmı
kullanmak, bir kısmı mizah olarak kullanır ya da şairler kullanır mesela herhangi bir sebepten. İstem var. Ama istem aynı değil. İstem tabii ki var. İstem çok yaygın. İstenç ve isten aynı şey değilmiş ama. İrade, yani şimdi iradenin tercümesi olarak teklif etmişler. Yalnız ondan da kaymış. Yani tam irade olarak kalmış. Tabii başka bir olay da oluyor. Birçok durumlarda yeni terimler, teklif edilen terimler eski kelimeleri kullanıştan atmıyor. Yan yana kullanılıyor ve anlamların biraz değişik oluyor. Yani yaşam da var, hayat da var. Hayatım diyoruz birine, yaşamım demiyoruz bir sevgiliye. Yıl ve sene kelimelerini de her zaman birbirinin yerine kullanamıyoruz değil mi? Mesela yıl ve sene kelimeleri eş anlamlı gibi görünüyor ama birbirinin yerine her zaman kullanmak mümkün değil. Seneye görüşürüz, kısmen. Seneye görüşürüz diyoruz ama yıla görüşürüz diyemiyoruz. Evet, kısmen birbirlerini kaplaması fakat yine değişik fonksiyonlarda olması o da önemli. Yani dil bir şekilde zenginleşmiş oluyor çünkü eski kelimeler de kalıyor. Yenilerde başka bir niş buluyor, yani köşe buluyor ve dil bu şekilde daha zengin olmuş oluyor. Bazıları da hiç olmuyor. Şimdi bence işte bu eke ç demek bence yanlış. Ne yani ne ç demek lazım çünkü ç diye bir ek aslında ortada yok. Fiillere ç diye bir ek eklenmiyor. Ben o Word Formation kitabında tipolojisi teklif ettim. Ne ve şeyden geldiğini düşündüm. Çünkü eski Türkçe'de hatırladığım kadarıyla dönüşlü fiillerde o şey eki gelmiyor. Yani eski Türkçe'de inç eki oluşurken öyle oluşmuş. Fakat bu etimoloji, izah değil. Yani bugün çünkü birçok neyli fiillerden şeyli şekiller kuruluyor. Yani böyle bir kural bugün yok. O yüzden etimoloji başka, konuşanların hissettikleri sözcük ilişkileri başka bir konu ve biri eş zamanlı, biri art zamanlı ve etimolojiyi bütün bunlardan çıkarmak lazım, ayırmak lazım. Bunlar iki değişik konudur. Anlatabildim mi? Bu konuda sorusu olan yahut başka bir diyecek olan bir yanlış mı duydum ama az önce ben ekin NC olduğuna inanıyorum dediniz hocam. Ekin Ç'ydi de NC olduğunu söylediniz ya. Evet. Mesela burada iğrenmek fiilini o zaman iğrenmek diye bir fiilimiz olması gerekiyor bizim. Hayır. Değil. Tabii ki neyli fiil, yani çok neyli fiiller var. Fakat kelime yani şekil NC olacaktır. N'lere gelince bir tane N'si kalıyor, iki tane N'si olmuyor. Yani bunu böyle söylemek lazım bence. Tabii ki başka sorular da var. Mesela ödünç nereden geliyor? Ödemekten geliyor galiba ama. Evet olabilir. Başka teklifi olan? Öt zaman kelimesiyle alakalı olabilir hocam. Öt ilginç zaman. Evet. Belli bir zaman. Ama, belki ödemek de aynı şey hocam. Yani zamanla alakalı. Ödemek o da yani öt zamandan geliyor doğru. Evet. Şimdi nasıl ama? Yani öt zamandan nasıl gelecek ödümüş? Belki ödemek ötten zamandan ödemek gibi bir fiil düşüneceğiz. Yani biraz atsa. Düşünmüyoruz ama bence kafadan atmak böyle olmuyor. Hayır yani şu an daha öteki halinde olmayanları düşünmemek. Ötünmek, rica etmek halini var. Ha işte ötünmek var, rica etmek var. İşte nişanlının demin yani 5 dakika önce, buraya gelmeden birkaç dakika önce nişanlının sözlüğüne baktık internette. O şeyden getiriyor, bu ötünmek fiilinden getiriyor. O da sorunlu. Çünkü o ötünmek fiilinin öğüsü uzun değil, kısa. O yüzden olmuyor. Yani olmamış lazım ve tam sözlüğüne baktım yine orada bir defa geçiyor yani bütün yeni bir kelime değil. Ödünç almak işte yani semantik bakımdan ötünmek yakın. Ödemek dediniz, siz ödemek dediniz galiba. Onu da düşünüyoruz tabii. Yani olur, niye olmasın? Yalnız kıskanç falan yani ödenç olması lazım o zaman değil mi?
Çünkü etkilenmiş değil, açık yani EA'lardan sonra kazanç var, kıskanç falan. İlerleyici ben yani ödenç olabilirdi. Ödenç almak acayip. Ama ilerleyici benzeşme sonucu üretilmiş bir şey olabilir. Olabilir. Bilmiyoruz etimolojisini. Yani etimolojisi olsa fakat yani bunu buraya katmamak lazım aslında. Ya da katabiliriz tabii çünkü bir fiil. Evet. Evet, iki tane değişik. Yani siz de ÖT'ten getirdiniz. Yani isimden getirmiş olduğunuz şeyler. Şeye benziyor bu. Ömer Aslı Maksoy'un düşüncesini fiilden getirecek mi, getirecek yani mi? Yani isminden bir ürünle yapılmış bir fiil, onun üzerine getirilmiş ne ve ç. Belki yani bilmiyoruz ama Ömer yok. Bir de yalış şekil var. Ne de olacak? Her şey yalış şekil var. Mustafa Hocam. Efendim Mustafa. Yani güzel karşılıyor. bir de yalınç kelimesini, bu, siz bunu da bilmiyorsunuz değil mi? Yalınç bir şey yok orada da. Yalnız yine şiir bulduk, bu da aşağıda var. O çok yalınç gerçekte gelip tutmalar diye bir, yani bir böyle bir şey yazmış. Yalın kelimesi de yani yalın zarf olarak kullanılan, yani sıfat olarak kullanılan yalın kelimesi ilgili görülüyor. En azından semantik var. Şimdi yalınç bir kere şeyde varsaydan Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde var ve şeyden kimya, yani kimya kelime olarak var. Yalınç, yani yalınç bileşim, yani kimya kelime olarak var diye. Sanki yalın kelimesi getirmiştik de şeyle bir üretten bir istemişler. Yalın da anlatabiliyor. Ama yani yalınç, yalın olarak yapıyorsun madde falan. Bir yandan güçlendirilmiş kaldı. Bekleyelim mi? Yani yanlış, yanlış kelimesi tamamen işte analoji yoluyla iğrenç, kıskanç, ödül, sevinç gibi kelimelere bakılarak üretmiş bir kelime olamaz mı hocam? Herhalde öyle yani. Normalde dilin kendisinin yarattığı değil, sonradan dil bilimciler ya bu işte uğraşanlar tarafından türetmiş bir kelime. Evet. Şimdi ama bu da bir veri yani. Burada Türkiye'de dil bilimciler böyle şeyler yapıyor. Ve yalınç kelimesi eğer kullanılıyorsa siz de hepiniz yalın kelimesini düşündünüz. Yani yalın var. Yani hepimiz biliyoruz yalın kelimesini. Yalınç deyince yani basit anlamında. Basit kelimesini beğenmişler Arapça diye. Yalınç kelimesini yaratmışlar. Ama isimden türetmişler. Yani yalın çünkü isim, fiil değil. Yani böyle bir durum var. Yani isimden bu şekli yaratma olgusu herhangi bir yerlere de var. Yani o yüzden belki de aynı Ömer Aslı Maksoy yaratmıştır bunu bilmiyorum. Ama ilginçtir. Yani kurala uymayan kelimeleri yaratan halk değil. Bir takım dışarıdan müdahale edenler, yani dilciler yapıyorlar bunu. Halkın türettiği kelimelerde genellikle belli bir kural var. İşte evet. Onlar aldık türetim oluyor. Yok, bunu da bir saniye, o konuya da geliyorum. Sen ekinden bahsedeceğim çünkü. Yani çok... uyduranlar genellikle değil bilimciler. Hayır, değil. Çünkü sel, yani şimdi şöyle, eski Türkçe'de ekler, türetim ekleri ya fiile gelir, ya isme gelir, hem isme gelen hem fiile gelen ekler yoktu. Fakat el, al eki, sel, sal eki çok canlı bir şekilde ve çok geniş bir şekilde hem fiiller hem isimleri geliyor. Yani bence Türkiye Türkçesi bu bakımdan eski Türkçeden çok değişik bir durumda. Yani başka hem isme hem fiile gelen ekler de var. Yalnız sel eki bunu çok bariz ve kullanışlı bir şekilde yapıyor. Ama bu hocam sonradan ortaya çıkmış bir durum değil mi? Matik kelimesi de şimdi matik 2 otomatikten evet. Dokunmatik. Aromatik var mesela. Dokunmatik falan ya fiil köklerine de getirip hatta bazen isme de getiriliyor. İşte yani Türkiye Türkçesinde doğum değişti. Eski Türkçede ekler ya fiile geliyordu ya isme geliyordu. Türkiye'de yani Türkiye Türkçesinde kolayca her ikisinde geliyor. Yani aromatik. Programatik yahut da neydi başka dediğiniz? Dokunmatik var. Dokunmatik. Bunlar Türk dilinden, böyle bir şey ihtiyaç var. Türk dilinden kurumdan çıkmış kelimeler değil bunlar. Yani birileri akıl etmiş ve kabul edilmiş. Yani kullanıma girmiş. Girmişse
canlı dil bunu yaratmış. Yani bunu kabul etmek lazım. Öyle. Yani Türkçe böyle. Ben kabul ediyorum ama bu özellikle hem fiillere hem isimlere kolayca girebiliyor. Kabul ediyorum fakat Türkiye Türkçesinde diğer Türkçeden farklı olan bu durum dil devriminden sonra ortaya çıkmış bir durum gibi görünüyor. İşte buna herhalde Salsene'deki bir örnek teşkil ediliyor. Hem isme hem fiile getirilmeye başlanıyor. Ondan sonra bunu işte matik ekine uyguladık falan. Evet, konuyu biraz böyle şimdi biraz daha böyle serbest yapmış olduk. Ama yani kötü de değil. Salsene'nin fiillere gelmesi dil devriminin kabahati değil. Onlar yapmış olur. Daha sonra da olmuş. Ben kimseyi suçlamıyorum zaten. Efendim? Ben kimseyi suçlamıyorum diyorum. Yok yok. Zaten suçlamayacağız. Fakat tarihi süreci anlamak bakımından onlar fiile getirilmiş. Fiile gelmesi çok daha sonra olan bir şey. Zaten dil devrimi sadece o 30'larda falan değil. Hala yeni yeni kelimeler yaratılıyor. Estetik bence bir yandan İngilizceden zengin bir şekilde kelime getirmek fakat öte yandan yeni yeni kelimeler yaratmak. Yani Türkiye Türkçesi çok zengin bir şekilde durmadan kelime yaratıyor. Yani bir süreç durmuş falan değil bir şekilde ve kelimelerini beklemiyorlar. Yani dil konu falan değil. Bunlar durmadan canlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani o bakımdan bence yalınç kelimesinin işte yalınla ilgide olması yahut da Ömer Asım Aksoy'un dediği korkunç ve ilginç korkudan bir ilgiden gelmese bile onun bu hissi, bunu söylemesi dilde bir yani bir olgu bu bence. Evet, başka bir şey söylemek isteyen var mı konuda? Evet. Dediğim gibi ben her dilde, başka dillerde de olduğu gibi internette çok zengin malzeme var. Bütün bunları herkes böyle, yani biliyorsunuz internet sayesinde çok zengin bir veri tabanı var. Orada her türlü milletin yarattığı kelimeler görülüyor. Yani bunlar da veri işte bence. Evet, dediğim gibi Ömer Asım Aksoy'un korkudan, ilgiye bağlaması bence yani böyle ilginç bir şey. fiil olarak ilgilenmek var. Yani ilgilenmeyi düşünüyoruz. İlginç bulduğumuz şeyle ilgileniyoruz. Fakat ilgilenç yok. Niye ilgilenç yok acaba? Çok yani ilgilenç beklenmedik. Acayip bir kelime. İlgilenç kelimesini kimse yaratmazdı değil mi? Üç ilgili olması biraz bir şey. İşte ben onu diyorum. Önemli olan ilgilenmek fiili düşünmüşlerse bile bütün neçeyle türemeler hepsi iki eceli. Yani bu da önemli bir şey. Bütün dil, yani birçok dilde var. Türetimler ile ece sayısı ilişkisi önemli bir ilişki. Çok dilde var böyle bir şey. Yani belirli türetim şekillerinin belirli bir ece sayısında olduğu görülüyor. Başka dillerde de var. Ve bence bu neceli kelimeler üç eceli olamıyor. O yüzden yani ilgilenmeyi düşünmüşlerse bile ilgilenç diye bir şey yaratmak mümkün değil. Türkiye düşünsün, ben burada örnek verdim. Sosyo-kültürel, geleneksel, internasyonel bahsettim dedim buraya. Yani uzun kelimeler Türkçe'de çok var. Burada yine bu selleri verdim ama sadece bunlar değil. Başkaları da var fakat ilgi değil de ilgilenç olmuyor. Çünkü bu ek iki hecede kalıyor. Bu da işte önemli bir veri. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Yani ilginç, niye ilginç oluşmuş düşünürken kelime istiyoruz, enteresan birine yahut da Arapça neydi? Enteresan'ın bir kesi var mı Arapçası? Yok mu? Acayip. Ne olacaksa, yani neyin yerini almışlar bu ilginci? Belki de önemin yerini almıştır, enteresanın yerini almamıştır. O da olabilir. Fakat ilgilenmek fiili de ne zamandan beri bugünkü anlamda var bilmiyorum. O kadar da eski bir kelime değil bence ilgilenmek, yani bir konuyla ilgilenmek. Fakat ilgilenç olamaz çünkü yani hece sayısında da o bakımdan ilginç oluşmuş bence. Ve fiil düşünmemişler. Yani o da mümkün. Yani değil mi? Yani böyle bir şekil var, ilginç sıfat.
sıfat olması, yani bunların büyük kısmı hem sıfat hem isim oluyor. Büyük kısmı sıfat. İlginç kelimesini faydalı bulmuşlar ve hepiniz de faydalı bulmuşsunuz ki kullanıyorsunuz. Yani giren, dile giren kelimeler önemli. Tek eceli var mı? Onu da düşündüm. Gönç diye bir kelime var. Bundan siz biliyor musunuz? Yani çoğunuz biliyordu herhalde. Gönç ağızlarda var. Göndürmek diye bir şey de var. Gönenç de var. Yani kelime var. Uydurma kelime değil bu. Ağızlarda var. Yani tek eceli dinç de zaten dinmek fiilinin anlamı başka, fakat daha eskiden böyle tek eceliler olabilir. Benim iddiam tek eceli olmayacağı değil. İkiden fazla olamaz diyorum. Dil bize acayip geliyor. İlgilenç demek. Fakat tek eceli belki de vardır. Yani gönç var. Belirli. Tabii ağız ve standart dil ayrımı da yine önemli. Ağızlar da olabiliyor. Onlar başka dil. Fakat göndürmek diye bir şey de var. Yani ağızlar da var. Bu bakımdan gönç de buraya ait olabilir. Hocam, evet. Ben internette şeyi de görmüştüm. Tiksinmek fiiliyle alakalı tiksinç, iğrenç yerine kullanmış mesela. Tiksinç, tabii niye olmasın? Balkan'da var. İşte biri tiksinç diyor ve giriyor kullanıma, yani dil böyledir. Durmadan yeni kelimeler yaratılıyor. İğrenç olduktan sonra tiksinç niye olmasın? Yani tiksinç sözlükte de var hocam. Efendim? Sözlükte de var tiksinç kelimesi. Evet. Ben duymamıştım ama tabii ki insan anlıyor ve yani daha güçlendiriyor yani. Bir iğrençin yanında tiksinç derdi. Bir de aldanç var hocam. Aldanç var. Aldanmaktan aldanç yapmışlar. Aldanç. Onu da yazdım zaten buraya. Yazdın mı? Yazdım. Fakat aldanç var. Ben şeyde ters sözlüğü kullandım tabi. Aldanç yalnız, şimdi şöyle, bunlar birkaç, yani semantiği de önemli. Bunların bazıları faaliyeti gösteriyor, bazıları iğrenç, gülünç, korkunç, belirli bir his yaratan şeyler. Aldanç öyle değil, yani evet, dışı, kolay, yani alıtılması falan olan bir şey anlamında. Yani aslında nasıl gruplanmış bunlar, semantik kullanımı da çok önemli. Aldanç, aldatılması kolay olan biri. Ben böyle başka görmedim. Yani aldanç kelimesini kullanan biliyor musunuz hepiniz? Siz ne yapıyordunuz mu? Ben bazen duyuyorum hocam şeyleri. Şimdi kontrol etme varmış. Ben acaba yanlış mı diyorum diye. Söylemiştim de şimdi kontrol etme varmış. Çatlama var. Yani birkaç kişiden duydum. Duydum, hatırlıyorum hocam. Yani şimdi çok eskilerden hatırlıyorum da. Evet. Doğrulamadım ama kontrol etme varmış hocam. Aldanç kelimesi benim standım var. Ben buraya zaten liste koymadım. Çünkü listesini aldım. Zeynep Hanım'ın listesini aldım. Daha dediğim gibi hepsi değil bunlar. Daha var öyle. Beddua manasında ilenç var. Efendim, evet, ilenç şey beddua anlamında. Evet. Biliyorum, hepsini gördüm ben. Şeyde bu ters söyledikte. O da ilenç nereden geliyor? İlenmek. İlenmek diye bir fiil var. Bu aldançı hangi kategoriye alacağız? Yani, sıfat bir kere. Ama yani benzer bir bilirli semantik bugünden benzer bir şey. Hocam tekeceli son neyçeyle tekeceli eski Türkçe'de epeycek var mı ki böyle mesela? Tekeceli. Evet. Sanç, saplamak, sancak kelimesinde belki. Sancmak fiil ama. Fiil. Evet. Fiil olarak. Sancmak şey demek. Sancmak. Hani, saplamak gibi sanki. Saplamak. 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 Evet, evet. Şey ismi bundan geliyor zaten. Sancak. Sancak ismi. Evet. Bundan geliyor. Kıvanç var. Sancı da orada. Kıvanç da var. Çok var. Yani ben hepsini sıralamadım. Kıvanç da galiba. Kıvanç ise bir Türkiye bir şeyde çok eski değil galiba. Kıvanmak fiili var ama kıvanmak fiili yeni. Diğer Kıpçak lehçelerinden alınmış bir fiil diye düşünüyorum. Kıvanç'ın ne olacak? İki anlamı var. Biri sevinç anlamında, biri övünç. Övünç de var. Övünç var. İşte o, onun iki anlamı var aslında. Şey söyleyecektim, anlam kayması bakımından sevinç, sevinmek fiili tabii ki kendini sevmek değil. Yani o da evet. Yani belirtim. Yani zaten neyin fiillerin büyük bir kısmı dönüşü değil.
Evet. Dediğim gibi eski Türkçe'de fiil tabanlarına ve isim tabanlarına aynı ek gelemiyordu. Türkiye Türkçesinde işte çok canlı bir şekilde el, al, sel, sal peki var. Yani bu ek konusunda bir bilmiyorum birisi doktora falan yazdı mı? Yani kolaylıkla koskoca kitap yazılır. Çünkü ses uyumuna da her zaman gelmiyor. O da ilginç bir yorumunun. Makale var hocam bununla ilgili. Evet. Kim? Ya gördüğün gibi ama kim yazdığını... Hocam Zeynep Hanım'ın var değil. Bir de şey var. Kırıkkale Üniversitesi'nde Ahmet Karadoğan'ın bir makalesi var bununla. O Enstitü Dergisi'nde çıkmıştı bilim yolu diye. Evet. Evet. Evet ben gördüm ama şimdi hatırlamıyorum. Yani burada evet kutsala bağlanıyor. Bence kutsala bağlamak saçma bir şey. Çünkü kutsal bir tane kelime ve o kadar da geniş değil. Kumsal isim ve bütün bunlar sıfat. Yani o bakımdan kumsaldan getirmek bunu üstün yersiz. Yani belki de kumsalı düşünmüşler yaratırken ama bence kumsal da bugün bir kere bunun canlılığının kumsalla hiçbir ilgisi hiçbir şekilde yok. İkinci bir kelime daha var yani başa atılamıyor. O da sanki İlderim'den önce, sonunda salık gibi olan ikinci bir kelime daha var. Dansal. Dansal. Dansal, derleme sürücüsü. Dansal. Anlamadım. Dansal, dağlık yani. Dansal. Derleme sürücüsü. Evet. Eski bir türevler. Bence yani olsun olmasın ilginç olan niye o kadar önemli, yani bunu anlamamız gerekiyor. Niye o kadar faydalı bir kelime? Ben burada, evet, iyi senin yerine geçmiş yani iyi ekini atmak yani Arapçadan gelen iyi ekini atmak ihtiyacı bunu yaratmış ve şey var bir taraftan işte ilginç olarak siyasiden siyasal yapılınca Arapçası kılıyor fakat iyisi düşüyor yani o kendi başına ilginç bir şey bir de cinsel var cinsiden yani orada da cins kılıyor yalnız iyinin yerine el geliyor. Yani bakımdan Arapça kelimeyi atmadılar ama ekini işte atmış oldular. Kelimelerdeki ekleri sal olarak değil de al olarak değerlendirenler de var. Yani iki tane ikisi de var. İkisi de al ve yan. Bir de sal. Yan yana, bir yandan yan yana, tabii. Rekabet halinde, bir yandan da acaba fonksiyonları mı değişik falan yan yana iki tane durum var. Ve alıntı kelimeler falan da çok yani çok büyük bir durum. Hocam aslında bunun şöyle düşünebilir miyiz? Yapısal faktör diyoruz mesela de yapı faktörü veya söz dizim söz dizim unsuru. Aslında Türkçe'de bunu ifade etmek çok önemli. Türkçenin yapısı bu şekilde değişiyor. Ben ileride geleceğim konuya yani birçok durumlarda sal eki yerine tamlama yapmak mümkün olurdu. Yani aslında yani, sal sıfat yapıyor hocam. Evet. Şeyin Rusçayı Batı Avrupa dilleriyle karşılaştırdığınızda birçok durumlarda Rusça sıfat olduğunu, yani Avrupa diller, Batı Avrupa dillerinde genitif olduğunu görüyorsunuz. Yani genitif, adjektif, yani sıfat rekabeti var. Türkçe bu ek sayesinde daha genitif yerine sıfat yönüne kayıyor. Yani o da önemli, yani önemli bir yapı farkı. Evet, dediğiniz gibi çok doğru. Evet, ben birkaç tane aradım. Ulusal, yani her zaman ulusal suçlanıyor. Yani ulusaldan ulusu almışlar. Ve batıda, yani şimdi al eki biliyorsunuz herhalde İngilizce, Fransızca, Almanca da var. İspanyolca da var. Yani batılı bir ek yok. Latinceden gelen zaten. Yani bu dillerde Latinceden yine Almanca'ya da girmiş bir ek. Yani bunlar Fransızca bildiklerinden bu iki orada biliyorlar. Başka bence başka bir kaynak ben düşünemiyorum Fransızdan başka. Ulusaldan yanlış diyeceğim fakat demeyeceğim tabii yani ben kendim yanlış demek. Yanlış dedi. Ulusaldan sal eki oluşuyor gibi. Yasal da var. O da yasadan geliyor. Bu arada da sal durumunu görüyoruz. Sıfat yani yasal bir sıfat ve yasa isim. Yani ikisi burada sadece L eklenmiş oluyor ama yine sal durumu var. Yani dört tane buldum ben. Bilmiyorum başka var mı?
Evet, bir şey hocam, anaerkil, ataerkil var ya aslında, örnek seme yoluyla ortaya çıkan, orada da aslında bir salakinden bahsedebilir miyiz? Fransızcası patriarkal herhalde, tamam. Çok kelime var, tabii. Birçok kelime var bu şekilde. Yani, Türkçe gelmiş, alıntı olarak gelmiş, birçok kelime var yani. Girelim, yani yüzlerce, yüzlerce kelime hocam. Alıntı olarak. Ataerkil, anaerkil kelimesi de ikinci kelime erk değil mi? Üç anlamına gelen erk. Tabii kelimenin yaygınlaşmasında belki Fransızca örneğin etkisi olmuş olabilir. Şimdi patriarkal deyince biz patriark kelimesini bilmiyoruz, bilsek de aslında bu anlam değil. Patriark şey demek, hani kilise de bir fonksiyon. Yani bunun bilgisi yok aslında. Fakat sıfat olduğunu biliyoruz. Önemli olan sonuç yani böyle sıfatlar var. Birçoğunda kaynağı bilmesek bile sıfat şeklinde kullanılıyor. Evet, dediğim gibi seyri olan ulusal var, yasal var, siyasal ve cinsel, başka var mı bilmiyorum. Yani başka var mı acaba? Bildiğiniz böyle. Ulus kelimesi galiba yani şu anda ulusal, ulustan daha yaygın gibi geliyor. Ulus yani aslında millet daha kullanışlı değil mi? Ulus kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Çok kelime kullanılıyor. Yani, ama milletle aynı mı? Yani eş anlamlı mı? Çoğu zaman değil. Eş anlamlı bence. Değil mi? Değil mi? Yani her zaman değil aslında. Her zaman yani, değil. Evet. Genellikle yerinde kullanılıyor. Biliyorsunuz yani, yabancı bir kelime. Çoğu zaman. Çoğu zaman. Mesela ben iki kelimeyi birlikte kullanmıyorum. Ben ulus kelimesini bilemiyorum biraz herhalde eski bir adam olduğunda. Ulus kelimesini kullanamıyorum. Millet kelimesini kullanıyorum. Ama bana göre iki kelime eş anlamlı. Milletimiz icabında da kullanıyoruz. Millet ulus kelimesini kullananlar da millet kelimesini kullanmıyor. Öyle mi? Genelde öyle yani. Genelde öyle. Hocam biz millet kelimesini halk anlamında da kullanıyoruz. Örneğin kahve milleti, evet. Mahalle milleti, kadın milleti gibi, kadın milleti. Evet. Ama kadın ulusu demiyoruz. Evet, tabii. Yani o anlamda. Hemen hemen eş anlamda. Şimdi ulus biliyorsunuz zaten şeyden. Kazakçadan alınmış gibi fakat aslında Moğolcadan yani uluş diye bir kelime var eski Türkçe yani geri alıntı olur. Evet. Moğolca Kazakça yoluyla. Birleşmekle bağlantılı. Millet demek şeydi Kazakçadan. Yani değil mi? Daha öncesi. Unut, tır falan. Millet kelimesi de aslında yani çok önemli konular bunlar yani dil bakımından değil kültür bakımından millet daha din alanından gelen bir kelime. Çok yani şeyde aslında din şeysi demek. Yani 100 sene toplumu demek. 100 sene önce Osmanlı'da farklı farklı anlamlarda kullanmışlar millet kelimesini. Kimisi ümmet anlamında kullanmış. Ümmet demek zaten. Aslında kimisi ümmet anlamında, kimisi ulus anlamında. Şeyde Arapçadaki asıl anlamı ümmet. Asıl anlamı ümmet işte. Evet. Fakat yani burada da Türkçedeki anlamı